İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, yıldız, tarih, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Nehirler vardır, tarihimizin destansı geçmişini anlatır. Nehirler vardır, kilometre çizgisidir. Nil'den Tuna'ya Osmanlı medeniyeti, Amuderya, Silidere, buralar Türkistan coğrafyası, Horasan medeniyeti ve Orhon Irmağı, Yenisey Vadisi, kültür tarihimizin tapu senetlerinin bulunduğu yer. Değerli izleyenlerimiz, önemli bir yerdeyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin ihtişamlı geçmişinin aktığı Sakarya Nehri başındayız ve Sakarya Irmağı'nın kaynadığı Eskişehir Çifteler'deyiz. Orada nehirler vardı. O nehirler sırtlarına iklimleri yükler, çağların geçişine tanıklık eden hafızalarıyla Orta Dünya'nın yüksek yaylalarından coşkuyla inerlerdi. O nehirler Orta Dünya'nın geniş düzlüklerini bazen öfkeyle sular altında bırakırken, bazen merhametle kucaklardı. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, diğer yanda Sakarya. Evet, su deyince durmak gerek. Ab-ı hayattır su, medeniyettir su, kültürdür su. Zaten yüce yaradan insanı bir damla sudan yaratmadı mı? Ama önemli bir su kaynağındayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin destansı geçmişi olan Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde Eskişehir Çifteler Sakarya başındayız. Sakarya Nehri Eskişehir ilimizin Çifteler ilçesinde doğmaktan. Burası bir baha. Bahada çıkan bir şey, güzellik. Sakarya Nehri buradan Çifteler ilçesinde doğup Karasu'ya kadar ulaşmakta. Adapazarı Karasu'da Karadeniz'de buluşmakta. Burada tabii Sakarya Meydan Muhabiresi'ne hizmet etmiş topraklar. Sakarya Nehri kaynağımız buralar 860 kolunda denizden yüksekliği. Kaynak olarak debisi en yüksek nehrimiz, yani Türkiye'deki en büyük nehrimiz olarak kabul ediliyor. Aşağıda bir Emirekin bentimiz var. Bentimizdeki verilerin ölçümü 7,5 kolun civarında sahip. Burada değişik endemik türler var. Osman Gazi Üniversitesi ile ortak şey yaptığımız çalışmalarda canlı yapısını ve bitki yapısını incelediler. Hani Osman Gazi Üniversitesi'nin yaptığı kuşlarla ilgili çalışmalarımız da var. Kuş cenneti olarak da bildiğimiz bu bölge. Aşağı yukarı aşağıda balık damımız var. Balık damının Sivrisay bölgesi dahil. Başkaya dediğimiz bir kaynağımız var ilk olarak. Başkaya, ondan sonra ana gölete düşüyor. Ana göletimiz var. Daha sonra halk arasında tabirlerle bunlar. Gökgül dediğimiz bir kaynağımız var. Gene saniyede aşağı yukarı 700 ton civarında bir suyumuz mevcut. Burada ayrıca su altı dalışlarımızı da yapıyoruz. Güzel bir yapıya da sahip. Daha sonra Kırkız kaynağımız var. Kırkız kaynağımızda Ankara Üniversitesi balık beslerini de besliyor aynı zamanda. Daha aşağımızda Karaburgu dediğimiz bir kaynağımız var. En büyük debiye sahip noktamız orası. Aşağı yukarı orada 3 ton civarında tahmin ediyoruz. Daha da aşağıda Çifteler'in şebeke suyunu da sağladığımız Hamamkaya kaynağımız var. Oranın sıcaklığı biraz daha farklı.
O bunlardan sıcaklık olarak farklı. Mineral olarak birbirine yakın ama 26 dereceye yakın suyumuz var. Ama irili ufaklı birçok kaynağımız mevcut. Var diyorsun. Yani birçok noktadan gelen, özellikle bu bölge tabii vatandaşları geliyor ama yani en yakın Afyon, Bilecik, Kütahya, Polatlı, Ankara tarafından gelen misafirlerimiz, Konya yolundan özellikle olduğu için Konya'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Küçük Asya'da denilen Orta Dünya, omuzlarından aşağıya bir damar gibi uzayan nehirlerin taşıdığı sularla hayat bulur, üzerinde mevsimler önce yeşeren hayatlar bazen aynı sularla son bulurdu. O nehirler tarih boyunca yol kesip yol vermiş, hak almış hak dağıtmış, kolları üzerinde kurulan medeniyetleri emzirmiş ya da yok etmişlerdi. O nehirlerin öfkelendiği mevsimlerde Orta Dünya'da ağıtlar yankılanır, ağrılı gün batımları yaşanırdı. O nehirlerin gülümseyerek geçtiği mevsimlerde Orta Dünya huzurlu hayatların kaynağı, bereketli toprakların menbaasıydı. O nehirler Orta Dünya'dan geçerek denizlere doğru akarken heybetli orduları, kadim imparatorlukları, derme çatma beylikler ve onların hikayelerini geleceğe taşıyan zamanı selamlardı. Türk demokrasi tarihinde bulunduğumuz buranın, Eskişehir Çifteler, Sakaryabaşı'nın çok ayrı yeri ve önemi var. Tarihler 1940'lı yılların sonu. Türkiye çok partili sistemi denemeye çalışıyor. Merhum başvekillerden Menderes, Hasan Polatkan, Fethullah Rüştü Zorlu ve Celal Bayar parti kurup Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar ve Demokratik Parti'yi kurarlar. Demokratik Parti'nin kuruluş esnasında ilk miting burada yapılır ve miting yapmak için izin ister Menderes. O dönem izin verilmez. Ve burası jandarmalar tarafından da korunmaz. 20 bine yakın insan toplanır ve Türk demokrasi tarihine geçen miting burada yapılır. Evet, Sakaryabaşı demokrasi ve özgürlükler tarihi çok partili demokratik sisteme geçiş tarihimiz için de önemlidir. Biz Sakarya Nehri ile ilgili belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Karasu'dan denize dökülene kadar bölgeyi adım adım gezeceğiz. Hatta Ankara'ya doğru Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği, Porsuk Çayı ile Sakarya Nehri'nin birleştiği Gordion Antik Kenti yakınlarında Polatlı'daki o bölgeyi de sizlere göstereceğiz. Evet, Sakarya Nehri'nden sadece su akmaz. Muhteşem bir tarih, muhteşem bir medeniyet de akar. Sangarius'un savunmayı kolaylaştırıcı doğal fiziki yapısı ve suladığı toprakları verimli hale getiren bereketli akışı, nehir boyunca uzanan coğrafyayı Anadolu'nun stratejik noktalarından biri haline getirmişti. Rivayet odur ki ilk Frig kralı Gordios tahta oturmak üzere saraya giderken, sabanını boyunduruğuna kızılcık dallarından bir kör düğüm atarak burada bağlamış, o günden sonra bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağına inanılmıştı. Etimolojik yönden kör düğüm ifadesinin kaynağı olarak da gösterilen Gordion'un yakınlarında, Küçük Asya'nın kör düğümlerinden biri olan Sangarius Nehri, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Orta Dünya'nın en uzun nehriydi. Bu uzun ve hırçın nehir, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender'in geçişine tanıklık etmiş, Asya'nın hakimi olabilmek için sefere çıkan İskender, Gordion'un düğümünü çözmek üzere Sangarius nehrinden geçmişti. Asırlardır çözülemeyen Gordion'un düğümünü sabırla çözmek yerine kılıcıyla koparan Büyük İskender, efsaneye göre bunun laneti yüzünden daha 33 yaşındayken geçirdiği ateşli bir hastalıkla hayatını kaybetmişti.
Büyük İskender'den sonra kıyısında ve çevresinde Asya'nın hakimi olma iddiasını taşıyan birçok siyasi yapı teşekkül etmiş, nehrin İç Anadolu'yu bir düğüm gibi saran kolları Haçlı seferlerine de tanıklık etmişti. Haçlı seferlerini püskürterek Gordiyon'un düğümünü bu defa Türklerin Küçük Asya hakimiyeti olarak düğümleyen Osmanlıların, üç kıtada hakim olduğu çağlar boyunca Sakarya Nehri de destansı akışına devam etmişti. Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Efsanelerden hareketle Gordiyon'un düğümünün çözülmesi, tarihi gerçeklerle bakıldığında ise Türklerin Anadolu'dan atılması için yapılmış en büyük mücadele Sakarya Nehri Havzası'nda 1921 yılında gerçekleşmişti. Yunan ordusunun binlerce yıl önce Asya'nın hakimi olmak isteyen Büyük İskender'inkine benzeyen bir pervasızlık ve kibirle başladığı bu işgal girişimi, imparatorluğun düşüşünden sonraki en iddialı Yunan saldırısı olacaktı. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordiyon olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele, bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Mayıs ayında demokrasi mitinginin yapıldığı ilk nokta. Çok partili sisteme geçti. Adnan Menderes, Celal Dayar, Hasan Polat'tan ve dava arkadaşlarının bulunduğu 20 bin kişinin toplandığı bir miting. Büyüklerimizin söylediği, jandarmanın güvenlik tedbirini alamadı. Yani halkın bu işi organize ettiği bir miting. Yani o zamanki şartların tabi nasıldı tam bilmiyorum. Tarihi boyutunu araştırmak lazım ama 20 bin kişinin katıldığı Sakarya Nehri deyince durmak gerekiyor. 3000 yıllık geçmiş, daha doğrusu Anadolu tarihinde birçok tarımın ve medeniyetin Anadolu'da yaşatıldığı bir bölge. Frigya Vadisi, Frig Vadisi, Eskişehir, Kütahya, Ankara'nın bir kısmı ve Afyon civarını kapsayan önemli bir merkez. Evet. Ve Frigya
medeniyeti, 3000 yıllık, 4000 yıllık medeniyet Sakarya Nehri Havzası'nda hayat bulmuştu. Gordion antik kenti, Frigya Vadisi'nin başkenti, bugün Porsuk ve Sakarya Irmağı'nın Polatlı yakınlarında birleştiği yerde bulunmuştu. 120'ye yakın höygün bulunduğu Yasaöyük, Kral Midas'ın antik mezarının bulunduğu yer bu coğrafya. Binlerce yıllık bir tarih. İslam medeniyeti tarihinde İslam orduları İstanbul'u fethe gelirken Sakarya Havzası'nı kullanmışlardı. Ve Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmak için bu vadilerden, bu nehirlerden su içerek İstanbul'a gitmişlerdi. Selçuklu medeniyetinde buranın ayrı bir yeri var. Zira Selçuklular 1071'de Malazgirt'i fethettikten hemen sonra birkaç yıl sonra yine Sakarya Nehri Vadisi üzerinden geçip İzni başkent yapmışlardı. Osmanlı tarihinde Sakarya Nehri'nin çok önemli yeri var. Zira Osmanlı tarihi kuruluş ve kurtuluş destanını burada Sakarya Nehri'nde gerçekleştirmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Sakarya Meydan Muharebesi, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması yine bu Nehir Vadisi'nde Polatlı Haymana'da gerçekleşmişti. Evet, Sakarya Nehri kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi. Anlatılıp söylenecek çok şey var. Biz Sakarya Nehri'nden akan tarihi adım adım Sakarya Nehri'nin doğduğu buradan çiftelerden Eskişehir'den başlatarak araştırmaya, gezmeye, tarihe not düşüp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Orada el değmemiş gün doğumları, göz görmemiş akşam kızıllıklarının ortasında tarihin derinliklerinden gelen efsanevi kelimeler mırıldanan ezgiler yankılanmıştı. Orada o nehirlerin aktığı topraklarda insanlık çağlar açıp kapatmış, tarihi değiştiren ve medeniyeti besleyen eşsiz destanlar yazmıştı. Oradan Orta Dünya'nın, Küçük Asya'nın ve nihayet Anadolu'nun bağrından hınçların, özlemlerin, kavgaların, sevinçlerin, adaletin, tövbenin, doğumlar ve ölümlerin içinden Sangarius Nehri de doğmuş, zamanla Sakarya Nehri adını almıştı.